Hamilelikte tansiyon değeri kaç olmalı? Klasik bilgi 120'ye 70, 110'a 70. Peki herkes de böyle oluyor mu? Bazı anne adaylarında hamilelik ilerledikçe tansiyon düşüyor. Çok daha az bir anne adayında da tansiyon e, hamilelik ilerledikçe tansiyon yükseliyor. Şimdi hamilelik ilerledikçe tansiyonu düşme eğiliminde olan anne adayları işte hemen etraftan öneriler alıyorlar. Tuzlu bir ayran iç diye. Bu çok klasik bir öneri ama onun yerine tuzlu ayran içmek yerine istirahat edildiği zaman bu arada bir uyarı bu vücut için. İstirahat et uyarısı. Tansiyonun düşmesi beraberinde işte yaşanan baş dönmesi gibi belirtiler, sersemleme gibi belirtiler vücuda bir uyarı. Ayakta durma. İstirahat et ne yapmak lazım? Tansiyon çok düştüğü zaman bir de bizde şöyle bir şey var. Hemen tansiyon ölçme eğilimi. Yani o tansiyon düşmüş belli işte baş dönmesi oluyor, sersemlik oluyor. Tamam tansiyon ölçelim. Düşük çıkacak. Düşük günce aa bebeğe bir şey olur mu acaba diye. Zaten bebeğe bir şey olmasın diye tansiyon düşüyor. Kalbin pompaladığı kan miktarının önemli bir kısmı bebeğe, bebeğe gidince ne oluyor? Diğer bölgelere, kaslara ve beyne de tabii ki beyne zarar verecek bir tansiyon düşüklüğü olması çok 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 ender bir şey ama beyne de daha az kan gidince ne oluyor? Bebeğe daha fazla gittiği için anne adayı istirahate zorlanıyor. Ayaklarını aslında bunu bile yapmaya gerek yok. Sol yana yatıldığı zaman genelde o tansiyon düşüklüğü ortadan kalkmış oluyor. Çünkü sol yana yatınca bebeğin sağ taraftaki o büyük toplar damarı olan baskısı ortadan kalkmış oluyor ve böylece de tansiyon düşüklüğü ortadan kalkmış oluyor veya yani ayakları böyle duvara yaslayıp şu şekilde yapılırsa ya ne oluyor bacaklardaki kan kalbe daha fazla dönmeye başlayacağı için pompalanabilecek kan miktarı artıyor ve böylece de tansiyon düşüklüğü belirtisi ortadan kalkıyor. Tansiyon düşüklüğünün bebeğe bir zarar verme olasılığı hemen hemen yok bahsettiğim nedenlerle. Bazıları hamileliğe düşük tansiyonla geldikleri için çünkü öyle bir insan grubu var, düşük tansiyonu olanlar onlarda da tansiyon düşme eğilimi olabiliyor. Peki tansiyon yükselmesi onu ne yapmak lazım? Her e, doktor kontrolünde tansiyonu ölçüyoruz. Tansiyon yükselmesi hamilelikte iki şekilde tanımlanabilir. Bir tanesi 140 ve veya 90'ın üzerinde olması bir tanesi de ortalama değerlerin 30'a 15 ve veya 30'a 15 artması. Yani diyelim ki 100'e 60 ken tansiyon değerleri sonlara doğru eğer 130'a 75 olmuşsa mesela bu da bir çok kuvvetli bir kriter olmamakla beraber bu da bir tansiyon yükselmesi işareti olabilir. Tansiyon yükselmesinin bizim için önemi nedir? Eğer beraberinde idrarda protein varsa bunun ölçümlerini yapıyoruz biz idrar testleriyle o zaman gebelik zehirlenmesi belirtisi olabilir. Ama genelde öyle olmuyor. Gestasyonel hipertansiyon denen, Selim tansiyon yükselmesi denen bir durum var. Bu çok daha sık görülüyor gebelik zehirlenmesine göre. Tansiyon değerleri yükseliyor, anne adayında hiçbir şikayet yok, bebekle herhangi bir sorun yok, idrarda protein yok. Bu işte gestasyonel hipertansiyon yani gebelik zehirlenmesi değil. Tansiyon yükselmesi durumunda ne yapmak lazım, nedenine göre hareket etmek lazım. Gestasyonel hipertansiyonda yapılacak bir şey yok. Gebelik zehirlenmesi varsa ona göre hareket etmek lazım. Özetle tansiyon değerleri bu şekilde.